Taha Kılınç. Yoksa tam da böyle mi oldu? Geçtiğimiz günlerde bir kitap değerlendirme toplantısındaydık arkadaşlarla. Kudüs, Filistin, İslam dünyası ve genel ahvalimize dair hasbihal ederken ortamdakilerden biri aklıma takılan bir şey var. İsrail gerçekten söylendiği kadar güçlü mü? Bu devletin hiç mi zaafı ve kör noktası yok? Müslümanlar olarak İsrail'in gücünü ve etkinliğini biraz abartıyor olabilir miyiz? Minvalinde bir soru sordu. Bu önemli ve hayati sorunun cevabını verebilmek için oldukça geniş bir çerçeve çizmem gerekti. Sadece İsrail değil, genel anlamda Batı dünyasıyla ilgili biz Müslümanların zihinlerinde epey bir birikim var. Karşımızdaki cepheyi yekpare bir düşman olarak tasavvur ederken bu düşmanın bizim her şeyimizi bildiğini, İslam dünyasındaki bütün olayları en ince ayrıntısına kadar planladığını onlar istemezse buralarda hiçbir şeyin olamayacağını, olan her şeyin de ancak onların müsaadesi ve yönlendirmesiyle olabileceğini düşünüyoruz. En azından Kahir Ekseriyet'in tasavvuru bu yönde. Arap Baharı'nı böyle okuduk. Her şeyi onlar planladı dedik. Yerel faktörleri ve halkların şikayetçi olduğu noktaları göz önüne almadık. İslam coğrafyasındaki bütün hareketliliklerin ana müsebbibi olarak batıyı, bu arada elbette İsrail'i de işaret ederken, bu toprakların insanların yok sayma hatasına düştüğümüzü de göremedik. Sadece bugünü değil, Osmanlı'nın yıkılışını bile böyle değerlendirdik. İngilizler yaptı deyip özetleyi verdik koca imparatorluğun dağılışını. Bizden bir sorumlu bulmak gerektiğinde ise suçu Araplara yıkıp geçtik. Herhangi bir olayda suçluyu hemen hazır ettik. Minicik bir kasabada seçimi kaybetsek, Siyonistlerin oyunu bahanesini heybemizden çıkardık. Şirketlerimiz iflas etse, suçu dış mihraklara bulduk. Bütün iyilikleri ve güzellikleri kendi başarı hanemize yazarken, kötülükleri ve terslikleri yabancılara havale edip işin içinden çıktık. Dış mihrakların Batının ve İsrail'in İslam coğrafyası ile ilgili elbette planları, programları, projeleri var. Gizli, açık. Zaten bu ajandalarını uygulamak üzere adımlar atıyorlar önlemler alıyorlar. Gördüğümüz ve görmediğimiz halde hissettiğimiz sayısız işaret durumu ortaya koyuyor. Ancak her şeyi onlara yıktığımızda ve her türlü hareketlenmede aktör olarak onları gösterdiğimizde önümüze şöyle iki tehlike çıkıyor. Birincisi az evvel işaret ettiğim gibi Peki bütün bunlar olurken Müslümanlar ne yapıyordu? Aklı başında kimse çıkmadı mı? Neden hep onların dediği oldu? Sonuca etki edecek hiç mi davranışımız, hazırlığımız yoktu sorusu havada kalıyor. İkinci daha önemli bir tehlike ise bu tasavvurun Müslümanlar olarak iman ettiğimiz ilahi takdir ve hikmet boyutunu yok sayması. Her şeyi Batı, İsrail, Amerika vesaire planlıyorsa ve milim şaşmadan hep onların dediği oluyorsa, iman ettiğimiz ilahi müdahale hiç gerçekleşmiyor mu? Takdir, kader, tarih ve coğrafyada ilahi tasarruf gibi konular artık tamamen mazide mi kaldı? Düşmanın hilelerinden elbette haberdar olacağız. Gözümüzü kapatmak, hileleri yok saymak, her şeyin kendi kendine yaşandığını zannetmek makul ve mantıklı değil. Ama bunun tam öbür ucuna savrulup Müslümanların irade ve birikimlerini yok sayarak ipleri tamamen batının ve batılın eline teslim eden bezgin bakış da büyük bir tehlike. Müslüman denge insanıdır. Bu konuda da denge ve itidarlı düşünmek şart. Her şeyi karşı tarafa ihale ve havale etmenin bizleri öz eleştiri, çok çalışma, hataları düzeltme ve tarihten ders alma külfetlerinden kurtardığı doğru. Fakat kurtulmaya çalıştığımız bu külfetler aslında başarının ve zaferin de altın anahtarları konumunda. Bu sohbetin ve soru cevabın hemen akabinde şu malum sapkın güruhun liderinin enselendiği haberi geldi. Gözlerimizin önünde gerçekleşen onca rezaletin ardından gözaltına alınmasını ve liderlik ettiği grubun hedefe konmasını İngilizlerin oyunu olarak açıklaması yukarıdaki halimizin de özeti yerine geçti. Malum güruhu 1990'larda bilhassa Yahudilik ve Masonluk hakkındaki yayınlarıyla tanıdık. Türkiye'de hemen her eve giren o kitaplarda çizilen portre, dünyayı yöneten, kendisinden habersiz kuş uçmayan, İslam coğrafyasını parsel parsel planlayan, her şeye kadir bir İsrail çerçevesiydi. Sözde büyük oyuna karşı bizleri uyaran tüm o kitaplar okunup bitirildiğinde aslında bize bir şey yaptırmazlar. Adamlar dünyanın tek hakimi düşüncesini Müslümanların kafalarında kökleştirmekten başka bir şey yapmıyordu. Her olayın altından İsrail ve Yahudi çıkar cümlesiyle de özetleyebileceğimiz bu mantık dünya düzeni ve Yahudiler ana fikirli yazı, konuşma ve sloganlarla beynimize iyice kazındı. İsrail yönetiminin ve Siyonizmin babalarının yerinde olsam, her şeyi Siyonistlere bağlayan ve dünyada Siyonistlerin mutlak hakimiyetinin olduğunu savunan kitapları en lüks şekilde bizzat basar ve bütün İslam ülkelerinde bedavaya dağıtırdım. Tek kurşun atmadan Müslüman zihinleri teslim almanın en kısa yolu. Yoksa şahit olduğumuz şey tam da bu muydu? Taha Kılınç, Yeni Şafak